En iyi yönetmen ödülüyle devam ediyoruz efendim. Ödülü vermeden önce Man of the Year ödüllü GQ adamlarının en beğendiği adamlardan birini sahneye davet ediyorum. Alkışlarla sevgili Halit Ergenç geliyor. İstanbul Kırmızısı filmine bir şarkı yapan Gaye Su Akyol'un sözleriyle yılın yönetmenini sahneye çağıralım. Üretirken içinde büyüyüp yetiştiği kültürün acısını, tadını, derdini, tasasını sinemasına işleyen, eşsiz bir ahenkle hikayeler anlatan, bunu yaparken seyirciyle mesafeyi açmadan sarıp sarmalayan bir anlatıcı o. Bu arada Ferzan Özpetek'in son filmi Napoli Velata şu an David Di Donatello ödüllerinde 11 dalda adaydır. Onu da söyleyelim. Hepinize çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Cem, sen ayağa kalktın en iyi yönetmen. Efendim? Aa, bana getiriyor, o yüzden kalktım peki. Şimdi çok mutlu ve çok mutsuz bir dönemim benim. Çok güzel, profesyonel olarak çok güzel şeyler oldu hayatımda. Ama mutsuz olmamın nedenleri, hepimizin de mutsuz olmasının nedenleri var. Biraz önce Ercüment Avalı'nın konuşması çok hoşuma gitti. Ama hayat devam ediyor. Böyle törenlerin olması, böyle olayların olması, hayat devam ettirmemiz çok çok önemli. Ödüllerin benim için anlamı çok değişiyor. Şöyle, evdeki Rosie için toz alınacak bir obje oluyor. Ne bileyim, anlaman yani ağırlık olarak kullanıyormuş. Ben işte evdeki, Roma'daki evdeki koridorda koyduğum ödüllerin önünden geçiyorum. Bazen bakıyorum, hatırlıyorum o gün ne oldu. Ödülün kim tarafından, neden verildiğinden çok, en çok ne oldu, o gün ne oldu, ne olay oldu. GQ ailesine çok teşekkür ediyorum. Beni gururlandırdılar. Bu akşam bu ödülü hatırlamamın nedenlerinden birisi Gülse Birsel'in telefonunu aldım. O benim için çok önemli. Çok teşekkürler, sağ olun. Tebrik ediyoruz Halit Bey. Ferzan'dan sonra bir şey söylemek istemezdim ama senden sonra, senden evvel söylemeyi isterdim. Çünkü bence Ferzan bir hayalin gerçek olabileceğinin dünyadaki önemli kanıtlarından biridir. Çünkü seneler evvel buradan kalkıp yola çıkıp bir hayal uğruna bir yere gidip orada bambaşka bir hayata başlayıp inanılmaz bir başarı kazanmış bir insandır. Ferzan'ın filminde oynamak da benim için bir hayaldi. Dolayısıyla orada bir şekilde çakıştık. Bilmiyorum ne kadar mutludur ama kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Sağ olun.